Çadır battaniyeye gerek yok. Hepimiz aslan gibi delikanlıyız. Herkes sosyal medyasından destek versin. Şu anda sevgili arkadaşlarımız. Değerli Antalyalılar, değerli Antalyalılar, hemen Aral Ayırcı'ya soruşturma başlatılmış olup 23 Kasım'da istifa eden yönetim kurulu başkanı soruşturmaya davet tutulmuştur. Ve soruşturma neticesinde sadece bakım hizmetlerinin 2 ay olması gerekirken 35 gün olması dolayısıyla kendisi tutuklanmıştır. Bildiğiniz gibi 2 ay önce Erzincan ilişte bir toprak kayması olmuştur. Toprak kaymasında 9 vatandaşımız vefat etmiştir. Ve orada tutuklu sayısı uzun soruşturmalardan sonra 6 kişidir. Ve o sorumluluğa imza atan Murat Kurum İstanbul'un Büyükşehir'e aday gösterilmiştir. İşte Türkiye'de adaletin geldiği durum budur arkadaşlar. Kendinden olunca adalet, kendinden olmayınca cezaevi. Çorlu tren davası henüz tamamlanmadı. İnsanlar yıllardan bu yana mahkemelerde sürünüyor. Ama ne hikmetse bizim soruşturma 2 günde bitiyor ve bizim belediye başkanımız tutuklanıyor. Belediye başkanı tutuklanması Antalya'da tepesi altının verdiği oyların tutuklanmasıdır. Kabul ediyor musunuz? Bizler Mesut Kocagöz'e destek olmak için, adalete destek olmak için şimdi Mesut Kocagöz'ü haksız hukuksuz yere koymuş oldukları, bakın maalesef Türkiye'nin yüz karası cezaevinin önünde adalet nöbetindeyiz. Sevgili başkanımız bırakılana kadar da gerek Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kollarımız, gerekse Mesut Kocagöz sevdalıları olacak, adalet nöbetimiz devam edecek.